Ne diyorsun? Ne bileyim, öyle birden söyleyince şaşırdım. Şöyle dışarı çıkalım az. Bir şey demeyecek misin? Sen ne dediğinin farkında mısın Yılmaz? Allah Allah. Ne dediğinin farkında olmasa burada ne işi var oğlanın? Ya tamam biliyorum, biraz damdan düşer gibi oldu böyle. Ama benim halimden de anca damdan düşen anlar. Dediğinde doğruydun. İkimizin canını acıtanlar da aynı kandan. Eğer birlik olursak öcümüzü daha sert alırız. İyi dedin. Birlikten kuvvet doğar. Hele ikinizin beraberliğinden bomba düşer. Hayır, benim anlamadığım, sen ne oldu da bu kararı verdin Yılmaz? İki gün önce sen bize çıkışmadın mı? Ha? Ben bu işi yapamam. Olmaz öyle şey demedin mi? Ne oldu da bu kararı verdin, geldin buraya? Karşımda insan bulurum sandım. Hani böyle otururuz, konuşuruz. Halimizden anlarız. Bir orta yol buluruz dedim. Geçen yılların acısını, babasız büyümenin acısını telafi etmeye kalksaydı o anda tamam derdim. Derdim. Ama umurunda değilmiş. Bana babalık yapmaya da niyeti yokmuş. Ha bir de kestirmeden kaybolayım diye hesabı toptan kapatmaya çalıştı. Ama o iş o kadar kolay olmayacak. Belli. Deli damarına basmış. Ama atandır, babandır. Yarın öbür gün ben bir hata işledim der. Beni affet der. O zaman ne yapacağım? İstemez. Ben bugüne kadar babasız yaşadım. Bundan sonra da yokluğunu çekmem. Hem beni istemeyenle benim hiç işim olmaz. Ama hesabımız kapanmadan da bırakmam. Vallahi ben böyle olacağını biliyordum, biliyor musun? Hiç şaşırmadım yani. En merhametlisinden en acımasızına hancı oğlu neticede. Yararının dokunacağını bilsinler, yılanla dost olurlar. Ama ufacık bir zararı dokunacağını bilsin, kuzuya düşman kesilir bunlar. Olsun, böylesi daha iyi oldu. Bir musibet bir nasihatten iyidir neticede. Ya. Hem benim lafımdan yola çıksaydın aklında bir acaba kalacaktı. Ama Yılmaz Bey kendi eliyle söktü aldı o kuşkuları. Haklısın abla. Kim ne derse desin, insan bir düşmeden, canı yanmadan anlamıyor bazı şeyleri. Ama artık yeter değil mi? Canımızı acıtacakları kadar acıttılar. Yeter.
Dün biraz sordum, soruşturdum. Başına gelenleri öğrendim. Hakikaten hayatını almışlar senden. İyi. Öğrendin yani işin doğrusunu. İnandın mı şimdi? İnanmasam buraya gelmezdim baba. Şimdi ben diyorum ki, eğer bu işi yapacaksak en kestirmeden yapalım. Öyle dolambaca alengire gerek yok. Hemen evlenelim bence. Ne diyorsun? Vallahi ben hala inanamadım dediğine. Bak ben bir işe koyuldum mu ya hep derim ya hiç. Ama teklifim sana ağır geldiyse dert değil. Bunları hiç konuşmamış sayarız. Herkes kendi bildiği yoldan halleder işini. Anne. Hava. Kim bu adam? Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın Reşit abi. Bu delikanlıyı bir yerden tanıyacağım da. He. Yusuf Bey'in yanında gördüydüm değil mi? Ha, konaktan geliyorsun yani. Ne demeye geldin? Reşit abi doğru söylüyor. Konaktan geldi. Teyzemi almaya. Allah Allah. Ya içine mi doğmuş sultanım burada oldu? Yok canım. Ablam evden çıkmadan söylemişti nereye gideceğini. O vakit ne demeye almaya gelmişler seni Sultan Hanım? Rüzgar hastalanmış. O yüzden almaya gelmişler teyzemi. Fena olmuş çocuk. Ya dilini mi yuttun Sultan? Hakikaten teyze ne oldu? Bir fena oldun sen. Ya Rüzgar'ın hastalandığını duyunca kötü oldu herhalde. İyi o vakit. Biz sizi tutmayalım. Bir an önce gidin çocuğun yanına. Değil mi? Hadi abla. Hadi uğurlar ola. Eğer bir daha bir şey diyeceksen şu eşiği geçmeden de. Malum. O konaktan bugüne kadar ne hayır getiren oldu, ne de hayırı dokunan.
Yani bir lafına Sultan Hanım'ı cızdınız Şeref Hanım. E vallahi. Kardeş mi? Karnını deş mi? Belli değil. Ben ararım seni teyze. Bir şey olmadı değil mi? Geç kaldım biraz. Yok. Siz gittikten sonra annem sorguya çekti resmen ya. Ne diyeceğimi, nasıl kıvıracağımı şaşırdım. Sen aradın ondan sonra. İşkillenmesin diye hemen gelemedim. Geciktim işte. Anası her şeyin kokusunu alır biliyor musun? Nasıl ayaküstü hepimizi sorguya çekti? Dur bakalım teyze. Daha çok sorguya çekecekler bizi. Da hayırdır, sana ne oldu? Lal oldun. Normalde hepimizden kıvraksın. Yapıştırırsın cevabını. Öyle de ne bileyim, ben öyle tutuldum kaldım işte. Ne içersiniz? Vallahi ben koştur koştur geldim, dilim damağıma yapıştı. Bir su alırım. Ben de bir sade kahve alırım. İç iç. Kendine gelirsin iç. Bir su, bir sade kahve. Bir de çay alalım. Hemen efendim. Sağ ol. Bir an önce bir karar verelim. Benim teklifim açık. Ne diyorsun? Böyle ula orta yerde oturmasaydınız, bir kuytu köşe yok muydu? Benim kimseden korkum yok. Korku meselesi değil Yılmaz. Tedbirli davranmamız lazım. Evlenmeden önce biz birlikte görürlerse istediğimiz etkiyi alamayız, biliyorsun değil mi? Günü almaya ne zaman gideceğiz peki? Daha ondan önce yapılması gereken bir sürü şey var, bir sürü kağıt yürek alınacak daha. Merak etme, belediyede tanıdıklarım var. Yıldırım nikahı yapalım. Yolu yordama en hızlı oluyor herhalde. Bir sorup soruşturalım. Öğlene kadar evrak işini halledersek akşama doğru nikah kıymış oluruz herhalde. O kadar çabuk yani. Evet. Aldınız boşa, bayır aşağı. Ya Allah Allah. Tamam, hayırlı bir iş. Hani bu kadar uzatmaya gelmez ama sizinki de çok hızlı oldu gibi geliyor bana. Zaman yok teyze. Ne bu acele ya? Neye zaman yok yani? Hadi evlendiniz, iş bitiyor mu bundan? Esas ondan sonra ne olacak? O önemli. Benim aklımda bir şey var abla. Ne var? Söyle biz de bilelim. Ya şu nikah işini halledelim de ondan sonra. Bir şey söyledin, devamını getirsene. Allah Allah. Ya bir kere de merak etme ya. Adam bir bildiği var herhalde, öyle söylüyor. Ama meraklı bu. Bu 7 aylık bu, biliyor musun? Seninle tanışma işinde de öyle oldu. Bir düşünem dedim, hiç yok. Hemen senin önüne atmış kendini. Korkaklık edip kendi köşesine sineceğine cesaretli olup hakkını aramak iyidir abla. Ama sen de haklısın tabii. Her şeyin bir vakti zamanı var. Tamam o zaman. Bir öğrenen bakalım neler lazımmış evlenmek için. Siz gelmeden önce uğrayıp sordum. Şunları tamamlamamız lazım. Hastaneden kan tahlili, heyetten de rapor alınacak. Muhtarlıktan ikametgah, fotoğraf çektirilecek. Nüfus dairesinden de nüfus sureti alınacak. Sen her şeyi biliyor musun? Ben Yusuf'la daha önce bunların hepsini yaptım Yılmaz. Anladım. Neyse, acele edelim, daha çok işimiz var. Ayrı ayrı çıkalım, tamam mı? İşlemleri hallederiz, nikah dairesinde buluşuruz. Ya madem bir bomba patlatacağız, kendimizi ele vermeyelim değil mi? İyi. Tamam, o zaman siz çıkın. Sen beni ararsın abla. Numaram var zaten sende. Tamam paşam.
Sen bu oğlanla evlenecek misin baya baya? Teyze biz niye uğraşıyoruz? Ha? Ayrıca ben sana söylemedim mi Yılmaz'la evleneceğim diye daha önce? Al işte aklın yolu bir. O da aynı şeyi düşünmüş. Ya düşünmek başka, icraat başka. Büyüttün teyze. Alt tarafı bir imza. Atacağız bitecek. Sana öyle geliyor. Asıl iş ondan sonra başlıyor. Başlasın. Başlasın, bizim istediğimiz bu değil mi zaten? Ya bu da biraz fazla hızlı gittik gibi geldi. Olsun olsun. Hızı iyidir. İyi öyle olsun. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Amin. Bu arada bugün senin Reşit abinin yanındaki durumun neydi? Ne demek neydi? Allah Allah, tutuldum diyorum işte, insanım yani, olamaz mı? Ne bileyim, ben senin hiç odut yemiş bülbül hallerine alışık değilim de ondan sordum. Niye tutuldun o kadar, onu anlamadım ben. Ne demek şimdi bu? He? Bak bak, bakışlara, hareketlere bak. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur tabii. Allah, alırım ayağımın altına be. Hayır, sen niye kızdın ki şimdi? Niye kızdın? Toplantı kaçtaydı? 11'de. Ben raporları aldım. Arabada inceleriz beraber. Ya aslında ben gelemeyeceğim. Niye? Benim bir işim çıktı. Toplantı saatine kadar yetişemem herhalde. Anladım. Aman Yusuf, ne anladıysan bize de söylesene. Ha? Merakımız bitsin bari. Bana bakın. Torunumla ilgili bir hazırlık falan yapmaya kalkmayın. Vallahi haberim olmazsa çok kırılırım ha. Anneciğim aşk olsun. Bu öyle onunla ilgili bir şey değil. Kliniğe gideceğim ben annem için. Ama madem bebek konusu da açıldı. Yusuf size söyledi mi bilmiyorum ama bebek için isim düşünmüş. Ya ne olacak? Eğer erkek olursa Yılmaz koymak istiyor. Tabii ben de çok isterim. Hiç şaşmadım. Ne de olsa benim oğlum babasına çok düşkündür. Ama bir şey diyeceğim. Eğer gerçekten yani erkek olursa Emin Yılmaz koyu. Vallahi iyi düşünmüşsünüz çocuklar. İnsanın kulağına hoş geliyor değil mi abi? Çocukların takdiri. Sağ olsunlar. Ne zaman cinsiyeti belli olacakmış? Yakında mı? Günaydın. Günaydın. Kusura bakmayın. Geç kaldınız, biz başladık. Asıl siz kusura bakmayın. Biraz rahatsızım da. Aa, neyin var kızım? Çok önemli bir şey değil. Yeğen mezuna yetiştik ama herhalde. Badeli Yusuf. Çocuk oğlan olursa abimin adını koyacaklarmış. Öyle mi? İsim seçmeye başladığınıza göre bayağı geç kalmışız. Mehmetciğim heyecanlılar ama. Aa. Allah sana da göstersin inşallah. İnşallah. Ama daha 2 aylık değil mi? Hı hı. Daha doğuma varmış. 7 ay falan var ha. 7 ay dediğin ne ki? Sayıda gün çabuk geçer. Şey hanımım, bir şey soracaktım da ben. Ya aslında Sultan abladan izin alacaktım ama çıkmış, evde yok. Biz de Murat'la bugün nikah günü alacaktık. Öğleden sonrası için izin isteyecektim. Ay Pınar. Ay vallahi bu gümbürtü arasında hepsini unuttuk. Affedersin ne olur. Tabii kızım tabii. Siz hazırlıklarınızı bitirin. Biz de ailecek bir yerinden tutarız. Sağ olun. Hayırlı olsun. Kolay gelsin kızım. Hadi. Sağ olun. Murat seni kandırdı en sonunda. böyle güzel bir kız bırakılır mı oğlum? Ben biraz uzanmak istiyorum. Eğer kendimi toparlayabilirsem toplantıya gelirim oğlum. Sen dinlen baba, sorun değil.
Afiyet olsun. Sen çıkacaksın mı? Afiyet olsun. Ben de çarşıya ineceğim. Size kolay gelsin çocuklar. Eyvallah amca. Bir şey lazım mı yenge? Yok Hasan'cığım, sağ ol. Teşekkür ederim. Ne oluyor Peri? Bugün kasıklarım ağrıyor da biraz. Aa, iyi değil. Otur bakayım şuraya. Bir şey yok, bir şey yok. Ben bir ağrı kesici içerim şimdi, geçer. Ağrı kesici mi içersin? Çağ dışı mısın sen? Doktor diye bir şey var herhalde. Sen Asım Bey'e telefon aç. İyi bir hekimdir. Bizim Baden'in de doktorudur. İlaç verecekse o yazsın. Yalnız numarası yukarıda. Dur, getireyim. Aa, ilacımı unuttum ben. Siz çıkın, geliyorum. Tamam. Pınar, yukarıdaki ilacım bitmiş. Var mı burada yenisi? Şu böbreğim için aldıklarımdan. He. Geçenlerde Yılmaz getirdiydi beyim. Ben şuralara bir bakayım. Bak bakalım. Ama 2 dakika diyor mu? Tabii, 2 dakika. Tamam, sağ olasın. Kız 2 dakika diyor. Fazla beklemeyeceğiz. Bir yere gitmenin manası yok. Ha? Hava. Kime diyorum ben ya? İyi, tamam. Dedim sana evden eski fotoğrafları alalım diye. Tutturdun yeni fotoğraf. Fena mı kız? Yeni bir başlangıç, yeni bir hayat. Buyur aşkım. Biz yarın uğrar fotoğrafları alırız Raif abi. Tamam Sahi. Risk altı değil misin ki? Buyurun. Şöyle saçını düzelt ki. Teyze bırak Allah aşkına, hadi. Buyurun. Siz şöyle alın efendim. Şuna bak. İnsan güler biraz. Çok bile. Sıradaki.
Niye deliriyorsun ha? Ne yüzü ya? Delirdin mi sen? Yüzü mü takacağım ben? Ya ne yapacaktın Havva Hanım ha? Ben bu adamın karısıyım diye alnına mı yazacaktın? Tabii yüzük takacağım. Ya hayır. Nikah kıyayım diye ölüp biten sensin. Olurunu söyleyince kabahatlı benim. İyi tamam. Takalım. Bak. Hayat çelme takıyor insana. Umduğunla bulduğun başka olabiliyor. Benim umudum da hayalim de kalmadı teyze. Doğru dedin. Madem yapıyoruz tam yapalım. Alalım yüzük tamam. Ben alayım yüzükleri. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun. Alyanslarınızı görebilir miyiz? Tabii hanımefendi. Mert'im kolay gelsin. Hoş geldin abi. Adil'in başı kalabalık. Bunları gönderdi. Daha sonra hesaplaşacakmışsınız. Tamam. Oo, kolay gelsin. Teyze yeğen alışveriştesiniz demek. Hayırdır? Çok şükür Şerin'in işimiz yok. Malum Havva'nın başına gelmeyen kalmadı. Güvendiği dallar bir bir eline geldi. Morali düzelsin diye hediye alacağım yeğenime. Ya sen var ya çok vefalıymışsın ya. Bizim de başımıza nice karlar yağdı ama... bırak hediye almayı hatırsız olan bile olmadı. Sağ ol Cüneyt. Şikayetini geri çekmişsin. Baban mı söyledi? Seni sandığından daha çok seviyormuş. Geldi ikna etti beni. Ben de vazgeçtim. Neyse gözün aydın. Sağ olasın. Hadi size iyi alışverişler. Hadi kolay gelsin Mert. Selam söyle abi. Aleyküm selam. Kız gerçekten seviyormuş bu oğlan seni. Yoksa baban orta yerinden çatlasa razı edemezdi bunu. Of, teyze bırak neyse ne ya. Hadi alalım da gidelim. Şey pardon bu değil de daha basit olanlarını görebilir miyim? Tabii. Tansiyonum düştü ya. İyi gelir bu. Pardon. Sen de mi geldin paşam? Ya şu hastane işlerini halledeyim dedim ben de. Vallahi dolanmaktan feleğim şaştı. Şekerli bir şeyler içeyim dedim ben de. Bitti mi işin? Bitti. Ya Havva kusura bakma. Ben hemşire gir deyince. Yok önemli değil. Şey, 5 dakikaya alırsınız sonuçları dedi. Böyle dip dibe durmasanız. Of teyze ya.
Oflama bana. Ben ikinizin de iyiliği için diyorum. Paşam sen de gir de bitir işini haydi. Vermediler mi? Maalesef. Kısmet değilmiş. Olmayacak. Bir gün daha bekar kalmayacaksın. İçeridekiler çıksa sıra bizde. Sahi mi? Sen de numaracı çıktın ha. Vallahi öyle görünce yüzünü ben de inandım. Neyse. Ben dışarı çıkayım da iki şahit bulayım geleyim. Tamam, bekliyoruz biz burada seni. Yılmaz. Pınar. Ne işin var burada, hayırdır? Bir ahbabın nikahı var da. Onun için gelmiştim. Hafta arası. Pınar. Merhaba. Biz de Murat'la gün almaya geldik. Gerçekten mi? Hı. Çok sevindim, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. O zaman ben sizi tutmayayım. Kolay gelsin. Kız nikah bitti, bitecek. Nerede kaldı bu oğlan? Merak etme, gelir. Gelir. Ne kadar genişsin ya. Şuna bak, çok şükür hiçbir şey ayağımıza dolanmadan işleri hallediyoruz. Sıfır heyecan yani. Niye heyecan yapayım teyze? Ha? Hangi heyecan? Al işte. Alt tarafı bir kağıt, iki imza. Çıkacağız, evet diyeceğiz, bitecek. Vaktiyle Yusuf Bey'in yaptığı gibi. Heyecan onun öğrendiği gün. Bugün değil. Sıra sizde. Sıra sizde diyorum. Nerede kaldı bu oğlan ya? Pardon. Pardon. Hah. Ya kusura bakmayın. Tam şahitleri arıyordum. Karşıma... Tamam, tamam paşam. Adamlar hazır mı? Hazır, hazır. Hadi geçin, sıra sizde. Hadi. Hadi. Sağ ayağınızdan oturun ha. Tamam mı? Sevgili gençler, evlenme isteğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve evlenmek için ibraz etmiş olduğunuz belgelerden evlenmeye engel bir halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Bu güzel dilek ve temennilerinizi bir kez de saygıdeğer şahitlerimizin huzurunda söyleyiniz. Müzik
Sayın Havva Karagül hiçbir kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür hür iradenizle Sayın Yılmaz Kılıç beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Sözlü olarak beyan etmenizi talep ediyorum. Sayın Havva Karagül hiçbir kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür hür iradenizle Sayın Yılmaz Kılıç beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Sayın Yılmaz Kılıç, hiçbir kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür hür iradenizle Sayın Havva Karagül hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. Kuzum, iyi misin? Ne bileyim teyze. Sabah dediydin ya, hayat insana bazen oyun oynuyor. En acısını oynadı bana zaten teyze. Daha artık bana ne koysun ki? Hayırlı olsun. Sağ ol, daha çok kazamız mübarek olsun desek daha doğru olacak herhalde. Damadın nişanı gelinde olmalı. Yoksa nikahın kerameti kaçar derdi annem. Adet yerini bulsun dedim. Al işte. Hancıoğlundan hancıoğluna dağlarga da farkı var. Nur içinde yatsın anan. Bu inceliğin merhametin anandan miras kaldı herhalde. Yılmaz, hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Eh, madem adet yerini bulacak... Öp bakalım elimi damat. Ne diyorsun sen ya? Ne damadı teyze? Öp. Oyun moyun. Bal gibi damadım oldu. Yalan mı? Ya abla. Böyle ortalıkta durmasak. Hadi bir yere gidelim, bir oturalım. Sen bir gerildin, hayırdır? Murat'la Pınar'ı gördüm. Nerede gördün? Nasıl gördün? Havva'yı gördün mü onlar? Nikahtan önce mi gördün, sonra mı gördün, nasıl gördün ya? Ya abla bir dur, sakin ol. Nikahtan önce gördüm ama bir şey açık etmedim. Bir arkadaşımın nikahı var, ona geldim dedim. Olmadı ya, bu olmadı. Şimdi onun aklına bir kılçık kaçtıysa dibini deşmeden bırakmaz o. Hele nikahı falan gördüyse yedi düveli duyuru gari ya. Konuşma, ara hadi, ara. Kalsın. Ağzını, dilini bağla şu münasebetsiz. Buyurun, kime bakmıştınız? Ay, bir bu eksikti. Vallahi beyim, bu nasıl söylenir onu da bilmiyorum. Ama sizin sıkıntıya düşmenizi de istemem. O yüzden hemen size geldim. Estağfurullah Pınar. Söyle, dinliyorum ben seni.
Oğlan ise daha yeni başladı Sultan Hanım. Nereden bilsin sizin kim olduğunuzu? Kusura kalmayın. O vakit bunu buraya tek başına dikmeyeceksiniz Ahmet. Geç kaldım ben. Ben tekrar özür dilerim efendisi. Aa Sultan Hanım hoş geldiniz. Konaktan Pınar da burada. Yusuf Bey ile konuşuyorlar. Sultan Hanım durun haber vereyim bir. Kusura bakmayın Yusuf Bey. Dinletemedim. Geçip girdi içeri. Tamam sen çık dışarı. Hayırdır abla? Beyim kusura kalma. Cemile Pınar'ın buraya geldiğini söyledi. Telefonlarını da çaldırıyorum çaldırıyorum cevap vermiyor. Koşup gelmek zorunda kaldım. Niye ki abla? Yeğenin hastalanmış. Ne olmuş kuzuma? Vallahi bilmiyorum. Konağa hasta haberi geldi. Ben de peşine düştüm. Ne yapayım? Ya ne olmuş? Önemli bir şey miymiş? Hastaneye mi kaldırmışlar? Dışarıda konuşuruz. Yusuf Bey'i meşgul etmeyeyim. Gel. Tamam bir şey ihtiyacınız olursa arayın sizi. Sağ olun beyim. Allah'ım ya sen bana sabır ver ya. Ya olacak iş mi? Ha? Ya biz daha bugün nikahlandık Yılmaz. Biz daha kendimiz evlendik diyemeden bütün konak öğrenecek her şeyi. Ya boşu boşuna hemen oldu bitti diye germe kendini. Ya Sultan abla koşturdu bir çaresini bulmaya çalışıyor. Eğer o bulamazsa ben bulurum. Ha elimde benim gerilmek değil mi? Ama yok sen çok rahatsız olduysan benim gerilmemden ben dışarıda devam edebilirim Yılmaz. Sorun değil yani. Sen bir gel hele otur bakayım şöyle. Siz anlatmasaydınız kendi evimde belki bir ömür sığıntı gibi yaşayacaktım. Ailem olacaklar bana kapı açtılar diye minnet duyarak hem de. Bak biz bu sabah seninle bir yola girdik. Bir imzayla karı koca olduk. Ama yeri gelecek karı kocadan da daha yakın olacağız. Elimizde ateşten bir top var çünkü. Senin elin yanınca bana atacaksın. Benim elim yanınca sana. Şimdi o yüzden eğer sen arkanı dönüp gitmezsen ben seni bırakmam. Yanında olup ikimiz için de savaşırım. Anladın mı? Ciğerini bildiğimden hazırlıklı geldim. Al şu parayı da çeneni çek. Bak gördüğünü, bildiğini unutacaksın. Yusuf Bey bir şey sorarsa da uydurursun bir mazeret. Hele bir şüphelendir. Sadece o parayı değil, aklını alırım. Sen canını sıkma ablacığım ya. Senin kadar beceremesem de ben de kıvırırım biraz. Siz gitmediniz mi hala? Şey beyim aradık ablama mühim bir şey yokmuş. İyi bari. Beyim ben gidiyordum zaten konuşmanızı böldüm kusura kalma. Olsun olsun. Sen o meseleyi kafana takma evleniyorsunuz artık yanınızda olacağız. Sağ olun beyim. İzin meselesini dert etmeyin. Siz izin mevzunu mu konuşuyordunuz? Bu arada Cemile ile de konuş. Murat'la Pınar 15 gün kadar olmayacaklar. Tamam bey. Cin olmadan adam çarpıyorsun ha? Olur mu abla? Sen benim hani ciğerimi biliyorsun ya. Seni yanıltmayayım dedim o kadar. Seni lime lime ederim. Madem söylemeyecektin, ne diye sus payı istedin? Bırak kolumu ya. Düştüğün yerden bir avuç toprakla kalkacaksın lafı kimin? Senin değil mi abla? Senden öğrendim ben. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Yusuf Bey'e git Havva hakkında her şeyi anlat desen de anlatmam ben. Adamın felaketi oldunuz be. Paramı geri ver. Aa, ayıp. Çok ayıp. Olur mu öyle şey?
Şimdi ben onu balayında böyle çatır çatır yerken seni anacağım hep. Sen sakın üzülme. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Bu konunun bu kadarla kapandığına da şükret bence. Bildiğin oyun etti bana. Hayır, ben kendime kızıyorum. Tufa'ya geldim. Durumdan vazife çıkarıp nemalandı resmen. Ya teyze bırak artık ya, Allah aşkına bırak. Başımızın gözümüzün sadakası olsun der geçeriz, ne var? Zaten Yusuf'un verdiği paraydı, hayra dokunmazdı. Tepe tepe harcasınlar, bırak. Ya sen nasıl bir yerden döndüğümüzün farkında mısın? Nasıl bir uçurumun kenarından döndük biz? Bomba elimizde patlıyordu ya. Bu da tesellisi işte. Abla, şimdi bu kız hiçbir şey çakozlamayacak mı? Peşinden koştum diyorsun. Para saydım diyorsun eline. Merak etme sen paşam. Ben o kadar akıllısını barındırmam yanımda. Görüp göreceğin zeka pırıltısı bugünkü kadar işte. Bundan sonrasında ne aklı erer, ne fikri sarar onun. İyi. Artık bu meseleyle ilgili boşu boşuna düşünüp canımızı sıkmayalım. Bizim daha önemli işlerimiz yok mu? Sırada ne var? Sen sabah aklımda benim bir şeyler var dediydin. Şimdi ben diyorum ki... Artık evlendiğimize göre beraber bir konağa gitsek. Sen gelini olarak bir babamın elini öpsen. Nasıl olur? Kolay olmuyor baba. Unutmaya çalışıyorum. Ama olacaksan merak etme. Göz görmeyince gönül katlanırmış. Ben o anda Yusuf'un yüzünü merak ediyorum. Hiç merak etme, birkaç saat sonra göreceksin zaten. Size kalsa, tamam mı, böyle ipini koy vermiş uçurtma gibi uçup gideceksiniz. Aklınız alıyor mu ya sizin bunu? Golgola gittiniz, o konağın kapısını çaldınız. Ha? Hamiyette o hoş geldiniz deyip sizi baş tacı yaptı, öyle mi? Daha a demeden o kapıyı suratınıza kapatır be. Ya abla, sen çok daha iyi biliyorsun. O konakta benim de haklarım var. Tamam paşam. Ama ne malum diyecekler. Yani her Yılmaz Bey'in oğluyum diyeni içeri alırlarsa... şahit isteyecekler, ispat, tespit. Öyle değil mi? Teyzem doğru söylüyor Yılmaz.
Doğru. Biz şimdi elimizde ispat yokken buradan çıktık, konağın kapısına gittik. Ne değişecek? Onlar için sen onların eski şoförüsün, ben de Yusuf'un eski nişanlısıyım. Öyle. Oldu. Bir ispat öyle mi? Biz ispatlayacağız diye böyle bekleyeceğiz burada. Ya o zaman niye bu kadar çabuk evlendik? Durun bir durun. Dur, dur bir dur. Benim aklımda bir şey var. Ara bakan bir babanı. Telefonda hemen görüşelim deyince merak ettim. Önemli bir şeyim vardı oğlum. Bana oğlum deme, bu bir. İkincisi... Sabah bir hışımla çıktım gittim ya... Epey düşünecek vaktim oldu. Seneler evvel anama verdiğin o kuş yuvası yok mu? Bana yuva diye reva gördüğün hayvan ya. Derdi hiç bitmezdi biliyor musun? Nereden bileceksin ki? Biz akan çatıyla, farelerle, korlanmayan sobayla, tozla toprakla uğraşırken siz anamın kapısının önünde can verdiği konakta sefa sürüyordunuz. Ama artık yeter. Benim cefam biterken sizin de sefanız son bulacak. Sen lafı nereye getirmeye çalışıyorsun? Vallahi gayet açık net. Siz o evin keyfini yeterince sürdünüz. Artık sıra bende. Konağı benim üzerime yapacaksın. Babam odasında mı? Evet Yusuf Bey. Sadece bana ait değil ki. Yarı yarı hisselerimiz var Hamiyet'le. Yani? Yani istesem de konağın bütününü sana veremem. Vallahi benim için fark etmez. Sen hisselerini bana devredersin. Biz de Hamiyet Hanım'la paylaşırız. Ne de olsa bir yerde üvey annem. Senden bunu hiç beklemezdim. Niye şaşırıyorsun ki? Senin gibi baba ya, benim gibi evlat az bile. Senin ne işin var burada? Vallahi teyze işe yarayacak mı bilmem. Yılmaz Bey sırf Yılmaz istedi diye o koskoca konağın üstüne yapar mı ya? Artık o senin kocanın maharetine kalmış. Ne kocası be? Yalan murtam. Nikahlı şahitli kocan neticede. Allah Allah. Neyse. Şimdi bu oğlan rica minnet giderse Yılmaz Bey'in karşısına, Yılmaz Bey ona dirsek gösterir. Ama böyle aslan gibi kükrer masaya vurursa bu alacaklarınızın ilki olur. Of, düşün düşün dedi çıkacağım, bak görürsün. Oflama kız. Hele Yılmaz benim dediklerimi bir yapsın. Benden tam not alsın. O konağın avlusunda kurbanı ben keseceğim. Kanını da böyle alnıma süreceğim, öyle salınacağım konakta.
Allah Allah. Bırak, bırak şimdi. Ben sana bizden uzak duracaksın demedim mi? Yılmaz Bey'le aramızda bir alacak verecek meselesi vardı. Onu konuşuyorduk. Lan senin bizden ne alacağın var ki? Yusuf. Hatırlarsanız son kalan ailemi alamamıştım. Sorgusuz sualsiz ekmeğimizden ettiniz bizi. Bu para size dokunmaz ama... bizim gibi garibanı yaşatır. Öyle değil mi Yılmaz Bey? Bırak şimdi Yılmaz Bey'i falan. Sen gelsene dışarı, benle konuş. Yusuf, biz konuştuk oğlum. Zaten gidiyordu. Hadi. O zaman siz gereğini yapar, bana haber verirsiniz. Hadi eyvallah. Bu ne lan dayı dayı? Bil bakalım nereye bakıyorsun? Ne bileyim teyze, nereye bakıyorsun? Hani konağa ilk geldiğinde sana terastan Ürgüp'ü gösterdiydim ya. Ona bakıyorum. Yola nasıl koyulduk, nereye geldik hey gidi. Ama bak gene her yol gelip konağa dayanıyor ortağım. Dur bakalım ortağım. Dur bakalım. Daha tapu Yılmaz'ın üstüne geçmedi. Hevesimiz kursağımızda kalmasın da yine. Kız sen benim ne dediğimi anlamıyorsun galiba. Adam tapuyu önüne komuş. Avukatı da karşısına almış. Ne edelim, nasıl edelimin derdine düşmüş belli ki. E niye kapıda değilsin o zaman teyze? Bir dinleyeydin, bir emin olaydın ne konuşuyorlar diye. Cadı dolanıyor ortalık yerde. Hamiyet. Onun ayağını kestim Yılmaz Bey'in yanından. Ben de bir köşeye çekildim göze batmayayım diye. Vallahi biliyor musun, bir gün böyle beklerken ortamdan ikiye ayrılacağım. O olacak. Yılmaz'dan ne haber? Neredeymiş? Yok vallahi bilmiyorum, konuşmadım. Ama ararım, söylerim şimdi dediklerini. Aa, ara tabii. Arayacaksın, soracaksın. Böyle benimsemen iyi bir şey kocanı. Ha sen iyice sapıttın ha. Allah Allah. Hadi kapat, tamam hadi kapatalım. Hadi gecen iyi olsun. Sen benden dalga geçerken iyiydi tabii. Vay vay vay. Dün konuşuyorduk, bugün oldu ha. İşte şimdi konağın kapıları ardına kadar açıldı size. Bir şey diyeyim mi? Yalnız var ya, benden tam notu aldın damat. Teyze. Ne teyze? Sana nasıl ortağım diyorsam, bundan sonra ona da damat diyeceğim. Ya sabır ya Selamet. Ne zaman giriyoruz konağa şimdi? Dur bakalım. Aklımda daha şok edici bir şey var. Ne o, söyle biz de bilelim. Yusuf önce bir abisi olduğunu öğrenecek. Sonra da eski nişanlısıyla abisinin evlendiğini. Aynı evde beraber yaşayacaklarını. Ne o, söyle biz de bilelim. Yusuf önce bir abisi olduğunu öğrenecek. Sonra da eski nişanlısıyla abisinin evlendiğini. Aynı evde beraber yaşayacaklarını.
Ne oldu? İndi mi Yusuf aşağı? Yok. Daha odasında. Felaketine hazırlanıyor da haberi yok. Of. Teyze vallahi ne olacaksa artık bir an evvel olsun. Ay kalp çarpıntısından nefes alamıyorum artık ya. Dur kapı çalıyor. Ararım ben seni. Tamam haydi. Günaydın. Günaydın. Hayır olsun Levent Bey. Mahkemeden gelen celp elinize ulaşmıştı Yava Hanım. Duruşmanız vardı bugün. Ne duruşması, ne celbi ben anlamadım. Cüneyt Bey'in size açtığı tazminat davası. Siz epey meşgulsünüz herhalde. Cüneyt şikayetini geri çekti ya. Size bunu kim söyledi bilmiyorum ama öyle bir şey yok Yava Hanım. Hatta hemen çıkmazsak gecikeceğiz ki bu da bizim aleyhimize bir durum olur. Ben kabahat işlemedim ki. Ne kabahat işleyeceksin? Ne yapacaksın bize? Bak. Münevvere yan göze bakmadım. Bakmak aklımın ucundan bile geçmedi. Bak Yılmaz. Münevver benim kardeşim. Bana ne söylüyorsa inandım. İnanmıyorsun değil mi? Ne güzel söyledin. İnsan kardeşine inanmaz mı? İnsan kardeşine yan gözle bakar mı? Ben de bakmadım. Çünkü Münevver benim de kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.